Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte fırında tüm tavuk pişireceğiz. Tavuğumuzu şöyle görmüş olduğunuz kapaklı tencere içinde pişirmek istiyorum. Böylece kendi buharında çok güzel tandır kıvamında bir tavuk olacak. Tenceremizin kulpları da tutma yerleri de plastik olmadığı için çok rahat bir şekilde fırına girmekte. Kullanacağımız malzemeler: bir tam tavuk, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber, pul biber, kimyon, köri, zerdeçal, kekik ve 2 diş sarımsak kullanacağız. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ve 1 yemek kaşığı kadar da domates salçasının üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekleyeceğiz. Şimdi de sosumuzu karıştıralım. Sosumuzun üzerine baharatlarımızı ekleyebiliriz. Baharatlarımızın miktarlarını demin söylemiştik. Olduğu gibi bütün baharatları sosumuza ekleyebiliriz. Sosumuzun iyice karışmasına özen gösterelim. Evet, sosumuz şu anda hazır. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu tavuğumuza iyice bir süreceğiz. Sosumuzun tavuğa iyice sürülmesi için tavuğumuzu öncelikle birkaç yerinden bıçakla keseceğiz. Ufak ufak kesikler atacağız. Tenceremizin kapağının tam kapanması için tavuğumuzu ortadan bir kesmek istiyorum. Böylece kapağımız daha iyi kapanabilecek. Tavuğumuzu boylu boyunca kestim. Biraz da şöyle kenarlarına birkaç kesik atıyorum. Etinin daha yoğun olduğu yerlerine. Aynı zamanda diğer taraflarına. Tavuğumuzu ters döndürüp arka tarafına da birkaç tane şöyle kesikler atacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tavuğumuz hazır hale geldi. Şimdi bütün sosumuzu tavuğumuza sürebiliriz. Sosumuzu tavuğumuzun her tarafına iyice yedirelim. Tavuğumuzu çok güzel bir şekilde sosladık. Şimdi üzerini kapatıp 180 derecede ısıtılmış olan fırınımıza tavuğumuzu şimdi atabiliriz. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 1 saattir pişirmekte olduğumuz tavuğumuzu fırınımızdan çıkardık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Üzerinin biraz daha kızarması için şu dipte görmüş olduğunuz tavuğumuzun kendi yağlarını tekrar üzerine yağlamaktayım. Her tarafını bu yağla yağladıktan sonra üstü açık bir şekilde yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar fırına atacağım. Şöyle güzelce bir kızarsın. Ondan sonra tavuğumuzu servis tabağımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuğumuz nar gibi kızardı. Şöyle bir 10 dakika kadar tuttuktan sonra fırından çıkardım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi izninizle tavuğumuzun bir de tadına bakmak istiyorum. Tavuğumuz çok güzel bir şekilde parçalanmakta. Çok yumuşak olmuş, çok güzel olmuş. Gerçekten muhteşem pişmiş. Yani kendi buharında pişmiş olmasından dolayı tam tandır kıvamında, böyle çok lezzetli olmuş. Tuz oranı biraz az geldi bana. Biraz daha fazla tuz ekleyebilirdik. Çok yumuşak, çok lezzetli olmuş. Şimdiden hepinize afiyet olsun.